Evet, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Hemen ekran başına hoş geldiniz yine şöyle Ramazan ayında. Kendimize dedik güzel bir sofra hattı unutalım. İnşallah sizler de evlerinize huzurlar içine, güzellikler içine, ibadetlerinizi yerine getirip ve güzel de yemekler yapmış olacağız. Bugün sizlere neler yapacağız? Bugün çok güzel sevgili izleyicilerimiz sizlere künefe tatlımız olacak. Tatlı hazırlayacağız. Onun yanında güzel bir ızgara köftemiz var. Izgara köftesi yapacağız. Bol cevizle beraber yapacağımız güzel bir sunum olmuş olacak. Ve onun yanında kendimize dedik ki güzel bir pilav yapalım. Tavuklu pilavımız olacak ve pilav hazırlayacağız. İnşallah biz burada hazırlarken sizler de evlerinize güzel bir şekilde hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz hem güzel hem de lezzetli yemekler olmuş olacak. Tabii ki bunları yaparken sevgili izleyiciler neyle yapacağız? Hemen güzel ürünlerimizle, Gazi'nin peynirleriyle beraber, yoğurduyla beraber yapacağız. Hemen hangi ürünlerimiz var? Gazi'nin şöyle güzel çeçil peyniri var. Ondan sonra keçi peynirimiz var. Hemen Gazi'nin kızartmalık peyniri var sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra koyun peynirimiz var. Hemen Gazi'nin güzel örgü peynirimiz var. Ondan sonra Gazi'nin Erzincan tulum peyniri var sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra Gazi'nin şöyle süzme yoğurdu var. Yoğurt kullanacağız. Tabii ki yanında diğer ürünlerimizde sevgili izleyicilerimiz hemen Aneban ürünlerimiz olacak ve onlarla da hemen güzel lezzetli yemekler yapacağız. Onlar da nelerdi hemen sevgili izleyicilerim şöyle gördüğünüz gibi kaşar peynirimizi, Aneban kaşar peynirimiz var. Ondan sonra organik şöyle lezzetli yumurtalarımız, serbest gezen tavuklarda elde edilmiş yumurtalarımız var. Ondan sonra Aneban tereyağımız olar. Sevgili izleyicilerim tereyağıyla beraber sizler de evlerinizde lezzetli, güzel bir şekilde yemekleri yapıp ve afiyet yemiş olacağız. Tabii ki şefir dedik sevgili izleyicilerimiz bizleri bir dertten kurtaran, güzel yemekler yaptıran, hem bizleri fazla yormayan şefirimiz. Bunun için de kısa sürede neler yapabiliriz? Izgaralarımız, ses hemen pilavlarımız, lahmacun, pizzalar, canımız ne istiyorsa hepsini buradan hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde pişirebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Bugün de sizlere köftemizi hazırlayacağız şefirle beraber. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz. Yapmamız gereken tek şey nedir sevgili izleyenlerimiz? Hemen köftemizi hazırlayacağız, ızgaralarımızı hazırlayacağız. Şefirin içine dizip kapağını kapattıktan sonra hızlı bir şekilde 3 dakika içinde, 5 dakika içinde bütün pişirimlerini yapıp ve afiyet yiyeceğimiz güzel, lezzetli yemekler ve ızgaralar olmuş olacak inşallah. İstersen sevgili izleyicilerim biz hemen yavaş yavaş şöyle tatlımızın listesi gelsin. Kendimize güzel bir künefe hazırlayalım. Sizler de evlerinize yapacağınız şöyle farklı, güzel ve lezzetli künefemiz. Evet, hemen künefe tatlımız için kullanacağımız malzemelerimiz sevgili izleyicilerim 1 kilo kadar hemen kadayıfımız var. Tabi siz isterseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz, kullanmak istiyorsanız. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz hemen 400 gram kadar tuzsuz dil peynirimiz var. Biz bugün güzel bir hemen peynirle yapacağız. Gazi'nin örgü peyniriyle beraber yapacağız sevgili izleyicilerim. O da çok yakışacak ve güzel bir lezzet katacak. Ondan sonra sevgili izleyicilerim hemen 250 gram kadar Aneban tereyağımız var. Tereyağı kullanacağız bir şerbetimiz için. 3 su bardağı kadar hemen toz şekerimiz ve 3 su bardağı kadar su kullanacağız. Bir dilim de taze limonumuz var. 1 kilo kadar hemen taze kadayıf kullanıyoruz. Ondan sonra 400 gram kadar hemen sevgili izleyicilerimiz Gazi'nin güzel peyniri olacak. Örgü peynirimizi kullanacağız. Ve 250 gram kadar Aneban tereyağımız var. Şerbetimiz için 3 su bardağı kadar su kullanacağız. 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Bir dilim de hemen limonumuz var. Öncelikle sevgili izleyicilerimiz hemen tereyağımızı eriteceğiz. Kadayıflarımızı güzelce bir şekilde hazırlayacağız. Tepsimizin altını yağladıktan sonra hemen güzelce bir şekilde tepsimizin altına ilave edeceğiz. Ortasına peynirimiz gelecek şekilde peynirimizi bolca ilave edeceğiz. Üzerine örttükten sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir kızaracak. Güzelce bir şekilde kızardıktan sonra ters çevirip hemen altını da kızartacağız. Altı da nar gibi kızardıktan sonra hemen tatlımızın şerbetini de hazırlayacağız. Üzerine bolca şerbetimizi ilave ettikten sonra ondan sonra sunumumuzu yapabiliriz. Bakalım nasıl bir tatlı ortaya çıkacak. İnşallah size de yapacağınız güzel bir tatlı olmuş olacak inşallah. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen yavaş yavaş güzelce bir şekilde biz de ne yapacağız? Tatlımızı hazırlayacağız. Sizler de evlerinizde dediğimiz gibi kolay bir şekilde, güzel bir şekilde sunumlar yapmak istiyorsanız sizler de evlerinizde aynı şekilde güzel sunumlar yapabilirsiniz. Şöyle hemen kabımızın içine sevgili izleyicilerimiz Aneban tereyağımızı ilave edelim. Tereyağımız erimeye başlasın. Evet.
Bu yavaş yavaş hemen altını açtık. Erimeye başladı. Biz de bu arada hemen sevgili izleyenlerimiz tekrardan bir tane tabağımızı alalım. Ve hatta şöyle bir kabımız da olabilir. Geniş bir kabımız. Yetecek kadar sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan. Tabii ki sevgili izleyenlerim, bir de şöyle hemen bizim Aneban ürünlerimiz dedik. Hemen şöyle bir de saklama kabımız var. Kutu markasıyla beraber. Sevgili kardeşim hemen bir göstersin. Çok da güzel, çok da kaliteli sevgili izleyenlerimiz. Hemen kutu markasıyla onları da tedarik edebilirsiniz. Fazla olan malzemelerinizi hepsini içinde saklayabilirsiniz. Hemen güzelce bir şekilde. Çok güzel sevgili izleyenlerim. Çok kullanışlı. Bütün hemen evlerinizde kullanacağınız çok da güzel, lezzetli ve farklı sunumlar için evlerimizde bolca kullanabiliriz. Şöyle sizler de hemen güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz şöyle saklama kabımızdan ürünlerimizi yapabiliriz. Şimdi saklama kabı dedik sevgili izleyenlerimiz, evlerimizde ayrı bir güzel renk ve renk. Fazla olan çocuk malzemelerimiz varsa, kırtasiye malzemelerimiz varsa içinde saklayabiliriz, muhafaza edebiliriz. Ve hatta dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz hemen içinde kuru gıdalarımız varsa onu kullanabiliriz. Ve güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz şöyle sebzelerimizi içinde muhafaza edebiliriz. Önce şöyle bize yetecek kadar hemen şöyle kadayıfımızı alalım. Evet, şöyle tel tel birbirinden ayıralım. Ondan sonra bir tane tepsimizi alalım. Hemen yuvarlak bir tepsi tercih edeceğiz. Güzelce bir şekilde kızarmasını sağlamış olacağız. Şimdi tereyağımız erimeye başladı. Biraz hafif, çok az bir altına ilave edelim. Diğerini de üzerine ilave ediyoruz. Bolca yağımızı gönderdik. Onunla beraber iyice bir karıştıralım. Hemen şöyle bunu da tepsimizin altını yağlayalım. Daha iyi bir şekilde kızarmasını sağlamış olacağız. Biraz daha şöyle sevgili izleyenlerimiz kadayıfımızdan alabiliriz. Evet, hazır. Bunu da şöyle bir tel tel ayıralım. Birbirinden şöyle güzelce bir şekilde tel tel ayırmaya başladık. Hemen tereyağımızı da iyice bir karıştıralım. Hemen tereyağımıza yedirelim ki sevgili izleyenlerim güzel olsun. Ondan sonra tereyağımızı bolca üzerine ilave ediyorum. Hafiften güzelce bir şekilde eriyecek. Şöyle bir karıştıralım. Evet sevgili izleyenlerimiz, hemen biz yavaş yavaş şöyle hazırlığımıza devam ediyoruz. Dilerseniz şöyle bir hemen gazi ürünlerimizde neler vardı tekrardan bir göz atalım mı sevgili izleyenlerimiz? Hemen gazi ürünlerimiz, peynirlerimiz çok lezzetli, çok güzel. Hemen peynirlerimizden sizler de alıp bol bol kullanabilirsiniz. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, dediğimiz gibi gazi ürünleri hemen tulum peynirimiz var, örgü peynirimiz var. Tekrardan sevgili izleyenlerimiz şöyle süzme yoğurdumuz var, gazi süzme yoğurdu var. Ondan sonra Erzincan tulum peynirimiz, koyun peynirimiz var, keçi peynirimiz var. Ve dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz, sizler de bunlardan bol bol alıp kullanabilirsiniz. Hemen şöyle sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi hemen güzelce bir şekilde tavamız hazır. Kadayıfımızın yarısını alalım. Böyle biraz da kendimize yer açalım. Bunu arka tarafa kaydırabiliriz. Tepsimizin içine öncelikle kadayıfımızı yağladık. Güzelce bir şekilde hazırladık. Hemen gönderiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle tepsimizin içine ilave ettik. Hafif biraz bastıralım elimizde. Biraz daha şöyle aldık. Bunu da aynı işlemle üzerini örtelim. Hemen şöyle güzelce bir şekilde bastırdık üzerini. Çok iyi bir şekilde bastırmamız gerekiyor ki sevgili izleyenlerimiz, hem dediğimiz gibi tatlımız daha güzel ve iyi bir şekilde hazırlansın. Hafif de size şöyle güzelce bir şekilde üzerine bastırdıktan sonra
Biraz da şöyle gazinin birbirinden güzel peynirleri sevgili izleyenlerimiz görüyorsunuz. Hemen örgü peynirimiz sevgili izleyenlerimiz çok lezzetli, çok güzel bir şekilde lezzet katacak, ayrı bir tat katacak peynirimizi. Şöyle hemen peynirimizi güzelce bir şekilde üzerine bolca ilave edebiliriz. Tuzsuz peynirimiz şöyle sevgili izleyenlerimiz. Evet şöyle hemen abi şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen bolca peynirimizi içeride arkadaşlar sevgili izleyenlerimiz şöyle şaka yapıyorlar. Onun için de usta peynir biraz az olmadı mı diyorlar. Sen orada biraz daha fazla kullan diyorlar ama ben bu yetecektir sevgili kardeşlerim. Onda sıra hafif bastıralım şöyle. Onda sıra sevgili izleyenlerimiz üzerini kapatalım. Şöyle güzelce bir şekilde üzerini hemen hazırlayacağız. Ondan sonra fırına göndereceğiz sevgili izleyenlerimiz. Fırında nar gibi kızaracak. Güzelce bir şekilde hazırlanmış olacak. Şöyle iyice bir şimdi bastırabiliriz. Biraz daha şöyle kadayıfımızdan almamız gerekiyor. İyice üzeri örtmemiz için. Şöyle. Biraz hafif şöyle tereyağımızla da güzel şöyle iyice bir tereyağımızı yedirelim sevgili izleyenlerimiz. Şimdi hazır. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Şimdi yavaş yavaş bastırabiliriz üzerine. Üzerine iyice bir şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hemen. Güzelce bir şekilde üzerinde bastırdıktan sonra hazır.